yaram anam 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 anam. Yıllar oldu gurbet elde yalnızım, gurbet beni yedi bende hayatım. Perakende kuşlar gibi öksüzüm olacak öksüzüm. Gurbet beni yedi bende hayatım. Ömrüm ömrüm hayatım bende hayatım. Gurbet beni yedi bende hayatım bende hayatım. Yarım anım 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 anım. Benden özbenliğim alınıp gitti, insanlık sevgisi silinip gitti. Hasretine bağrım delildi gitti, ona can delildi gitti. Gurbet beni yedi bende hayatım. Ömrüm hayatım, gurbet beni yedi bende hayatım. Gurbet beni yedi bende hayatım. Yarım anım 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 anım. Burnun yanında yandı yaş bitti, ağlamadan gözlerimde yaş bitti. Gün azaldı ömür bitti, yaş bitti bana can yaş bitti. Gurbet beni yedi bende hayatım. Gün azaldı ömür bitti, yaş bitti bana can yaş bitti. Gurbet beni yedi bende hayatım, bende hayatım. Yarım anım 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 anım. Adım Yılmaz ama kendim çok yıldım. Yıllar geldi geçti sonra yıldım. Dostlar bana dediler böyle değildin anacan değildim. Gurbet beni yedi bende hayatım. Dostlar bana dediler böyle değildin anacan değildin. Gurbet beni yedi bende hayatım. Ömrüm ömrüm hayatım bende hayatım. Efendim Kon TV ekranlarından ve de bu toprağın türkülerinden hepinize saygılar, sevgiler. Yepyeni bir haftada ve yepyeni bir günde bizler yine sizlerle buluşmanın vermiş olduğu keyifle programımıza başlamış bulunuyoruz. Her hafta bizleri yalnız bırakmayan siz sevgili dostlara buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderirken yine bizler her hafta olduğu gibi yine programımızda aşıklık geleneğinin çok kıymetli isimlerinden bir tanesi olan sevgili İsmail Aladağlı. Bugün programımızda bizlerle birlikte olacaklar ve yine o birbirinden güzel türkülerini sizler için seslendirecekler. Efendim her hafta olduğu gibi bir kez daha Kon TV ekranlarına ve de yine bu toprağın türkülerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Şeyda. Biz de bu güzel televizyonumuzun kanalından, Kon TV'den bütün dünyanın her tarafında bizi izleyen, şu anda yurt içinde, yurt dışında bütün kardeşlerimize selamların en güzeli Allah'ın selamını gönderiyoruz. Kabul buyursunlar ve türkülerimizi bugün söyleyeceğiz, çalacağız, söyleyeceğiz. Evet, bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili İsmail Aladağlı bu işin beşiğiyle, eşiyle bire beraber Kars'ta yetişmiş, babasının da her zaman söylüyoruz, aşık olduğunu
Bütün herkes biliyor. Laçın Aladağlı, Allah rahmet eylesin Laçın amcaya. Kağızmanlı bir aşık, hikayeci aşık. İyi bir atışmacı, hikayeci aşık. Sesi de bir kağızman havasıyla gerçekten sohbetli bir sesi vardı. Laçın amcayı ben tabii ki son böyle diyelim ki 3 senesini falan yakaladım Kars'ta. Evet. Yani 76'da gittim. 79'lara oralara kadar. 80'de vefat etti zaten. Evet, 79'lara kadar ben Laçın amcayla beraberdim. Ve şunu da belki şeyle hani yakın oluşumuz mu? Evet. Sen askerdeydin o veya... Ben o zaman askerdeydim. Askerdeydin. Evet. Askerdeydim evet. Mürsel askerdeydim. Mürsel ben. Ondan sonra kim evet. vardı? Coşkun bana vardı. Çok sahip çıkardı. Birkaç, Allah razı evet, olsun. Evet, zamanlar, evet. Bir de Aşık Mehmani. Mehman evet, Usta da bana çok sahip çıkardı. Murat abi tabi Allah rahmet eylesin. Güzel bir mekan açmıştı. Orada yetiştik. Buralarda olmamızın en büyük... Bütün aşıkların, orası. Kars'taki Erzurum'daki aşıkların evet. menbaası orasıydı. Orasıydı. Allah razı olsun. Erzurum'da Nuri abi. Orası müze olacak bir yer. Tabii, tabii. Fakat ne yazık ki kıymeti bilinmedi. Devletin orası yerinde olsam yani devletin... Orası müze olurdu yani. Ben o gün AK Parti'nin beraber gitmiştik. Ben sesledim. Tabii, evet, orada bir konuşma da yaptım. Allah nasip ederse, Sayın Başbakan beni isterse, seslerse ki sesleyecek de inşallah. Bir vesileyle Kars'ta Murat Çobanoğlu'nun o kahvesi, eğer o kahve durmasa bir aşıklar kahvesi müze gibi. Yani tabii, insanların o, orada bu kültürü kaybetmemesi çok... için evet. Çaba harcaması lazım. Bu Ankara'da da çok güzel bir yerde bu insanlar... Siz bu işte aşıklar efendim biter bunlar var ya. Bunlar en son tribüne söylenecek sözler. Aynen. Aşıklık bitmez. Ne bu bayrak şey. Devam eder. Hatta daha güzel çalıp söyleyenler gelir zaman zaman. Onun için efendim evet, evet. insanların böyle telaşaya düşmesine gerek yok. Hayır, biterse amanet müzikçiler biter. Bravo. Yoksa aşıklar niye bitsin? Evet bir kez daha sevgili İsmail'e teşekkür ediyoruz. Geldi bugün gönlümüz iş. Evet sevgili Şeyda bir türkü senden alalım. Olur güzel. Güzel bir türkü söyle. Ondan sonra yine türkülerimize devam edeceğiz. Hele bakalım sen nasıl bir türkü söylersin. Bizim sevdiğimiz türkülerden bir tanesini söyle bakalım. Vallahi bilmiyorum güzel bir türkü hazırladım ama. İnşallah. İnşallah memnun tamam. Biz de, kalırsınız. Evet sevgili Şeyda'nın türküsünü bizi şu anda ekranları başında her kim izliyorsa bu toprağın türkülerini biz de herkese onlara armağan ediyoruz. Diye. Ve sevgili Şeyda Erdal'ı dinliyoruz. Buyurun. Thank you.
gazel oldu, açmadan güllerim soldu. Bedenim asılı kaldı, dara çekilmişe döndüm. Aşkın evlinden, şaşkın evlinden, elin didinden ya. Bedenim asılı kaldı, dara çekilmişe döndüm. Aşkın evlinden, şaşkın evlinden, elin dilinden yar 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 şerbetine doldur biçtim yar sevmeni yıllar önce öldürdün. Yar sevmeni yıllar önce öldürdün. Mezarımı aldım kefenim biçtim yar sevmeni yıllar önce öldürdüm. Yar sen beni yıllar önce öldürdün. Mezarımı aldım kefenim biçtim yar sen beni yıllar önce öldürdün. Yar sen beni yıllar önce öldürdün. Bu nasıl sevdaymış yar, sana uydum. Seni bilmem ama ben yine buydum. Benim ölümümü sade ben duydum. Yar sen beni yıllar önce öldürdün. Yar sen beni bir sözüne öldürdün. Ha baba, ha baba. Ağaçlı yapraklı bağ değilim ben, çimenli çiçekli dağ değilim ben, çimenli çiçekli dağ değilim ben. Geziyorum ama sağ değilim ben, yar sen beni yıllar önce öldürdün. Yar sen beni yıllar önce öldürdün. Nasıl sevdaydı yar, sana uydum. Seni bilmem ama ben böyle buydum. Benim ölümümü sade ben duydum. Yar sen beni yıllar önce öldürdün. Yar sen beni bir sözünle öldürdün. Baba, ha baba. Müzik.
yaşayam arzularım olmadı. Bir ok attım hedefini bulmadı. Bir ok attım hedefini bulmadı. Azrail gelmesin gerek kalmadı. Yar semleni bir sözüne öldürdün. Yar semleni yıllar önce öldürdün. Azrail gelmesin gerek kalmadı. Yar semleni yıllar önce öldürdün. Yar semleni bir sözünle öldürdün. Nasıl sevdaydı yar sana uydum. Seni bilmem ama ben yine buydum. Benim ölümümü sade ben duydum. Yar sen beni yıllar önce öldürdün. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz her ikinize de. Sizi dinlerken aslında bir kez daha şunu anlamış olduk ki gerçekten aslında aşıklık sanatı öyle kolay kolay yok olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, eğer halkın bir şeyi de varsa, ümitsizliği varsa, bunu da aşıkların suçunu sayalım. Yani halkın hiçbir zaman halk suçlu olmaz. Evet. Çünkü el ariftir. Arşa varınca diyor ya, yani el çok arif, halk arif insanlardan bu toplum böyledir. Yani her milletin kendine göre arif insanı vardır. İnsanlar da çok ariftir. Çünkü hakkın yerdeki temsilcileri. Onun için hani insanlar bazen ümitsiz konuşuyor ya, bu sanatı... Aşıklık olayı falan işte şey olarak teknoloji ilerledikçe bizlerin de bazı şeylere sahip olmamız gerekiyor. Tabii yani buna... işte enstrüman çokluğu. Aşıklık olayında enstrüman çokluğu biraz olmuyor da fakat uydurmak zorundayız. Uydurmak mesela zorundayız. Bu bizim sadece Türkiye'de değil, İran'da öyle, Irak'ta öyle. Şu anda bizi Azerbaycan'da izliyor. Feride Leman hanımefendi izliyor. İnşallah evet, zaman gelirse şiirlerinden de okuyacağız. Onun için yani her bölgede ufak bir pürüz var. Fakat pürüzün ana merkezi sanatçılar veya aşıklar. Çok ucuz bir sanat yapıldığı için onun için biraz halk kaygıya düşüyor ama hiç kimsenin bu işe fazla şey yapması gerekmez. Çünkü insanlar bayrağı muhakkak taşıyan olur. Evet, kesinlikle. Hatta ben Sinan Bey'in bir sözü çok hoşuma gidiyor. Bu ülkede ezan sussa, bayrak inse çok büyük fark etmez ama türküler susarsa her şey fark eder. Niye? Çünkü İzmir'in Efes'inin türküsünü, Denizli'nin Efes'inin türküsü, Kars'ın işte Azerbaycan taraf türküsünü, Samsun'un Ordu'nun derelerini, Antalya'nın türküsünü söylerseniz ülkenin sınırlarını çizersiniz. Evet. Yani oradaki Türkiye'nin topraklarını belli edersiniz. Onun için çok güzel bir söz, çok hoşuma giden bir söz. Evet. Allah başarılarını artırsın diyoruz. Evet. Allah başarısını artırsın. Ne yapalım, yine güzel bir türkü. Evet. İsmail Amca'ndan bir türkü alalım. Evet, alalım. Bizi şu anda Suna Koç arıyor. Ardahan'dı. Ankara Elvankent'te oturuyor. Bizden de Suna Koç'a, Reşat Koç'a, Atilla Şahin'e, Yenge Hanım'a, Ensar abiye, Ensar Şahin'e, herkese buradan sevgili Sevli'ye, Ahmet'e, herkese selamlarımızı gönderiyoruz ve bir türkü İsmail kardeşimizin türküsünü onlara armağan ediyoruz. Evet, sıkıntı vardır. Demin işte dedik ya, mutlaka her yerde, her şekilde sıkıntılar doğuyor. Ben de onun birkaçını bir şiirime doldurdum ve bestesiyle beraber. Evet. Şimdi onu söyleyeceğim. Sıkıntı vardı diyor. We'll be right back.
elde değil bende sıkıntı vardı. Bedeli suçlama vakıl var ise, görünmeyen canda sıkıntı vardı. Görünmeyen canda sıkıntı vardı. Derdini vatanı dinlemediysen, umursuz yaşayıp tınlamadıysan, eğer dediğimi anlamadıysan, o zaman da sende sıkıntı vardı. Eğer dediğimi anlamadıysan, o zaman da sende sıkıntı vardı. O zaman da sende sıkıntı vardı. Daima yanlışı güden kişinin, hayının peşinden giden kişinin, herhalde ihanet eden kişinin, taşıdığı kanda sıkıntı vardı. Taşıdığı kanda sıkıntı vardı. Hedefini doğru göremiyorsan, bir türlü menzile varamıyorsan, geçmişi bugüne yaramıyorsan, boşa giden dünde sıkıntı vardı. Geçmişi bugüne yaramıyorsa, boşa giden dünde sıkıntı vardı. Boşa giden dünde sıkıntı vardı. Yarını düşünür çekerim tasa, korkarım yanarım düşerim yasa. Herkes yaptığından sorumlu ise, kötü biten solda sıkıntı vardı. Sen solda sıkıntı vardı. Aladazlı vicdanın adı yanda, söz namustur verip geri cayanda, aha kara kara yak diyende, zihne bozuk onda sıkıntı vardı. Aha kara kara yak diyende, zihne bozuk onda sıkıntı vardı. Zihne bozuk onda sıkıntı vardı. Eyvallah.
Vallahi çok teşekkür Allah razı ediyoruz. Olsun. Gerçekten var mı bir sıkıntı? Hayat sıkıntılarla dolu ya. Hayat sıkıntılarla dolu. Ama önemli olan ona katlanıp onu atlatmak. Ama bu sıkıntılar bazen hayatın yani ömrün sadakası. Yani bunlar sabretmesini bilirseniz yani sabır defter yaprakları asıldığı zaman asıl adamlık, insanlık o zaman ortaya çıkıyor. Sabır. Niye? Sabır. Sıkıntıları bitireceğimizi zannediyorum. Evet, böyle. Ben öyle ama yani sabır şeyi dünyada Cenab-ı Hak insanlara en büyük terazi şeyinde sabrı tartma şeyine başlamış. Ve öyle imtihan etmiş. Ama sabrettiği zaman ne oluyor? İşte Mevlana nasıl Mevlana olmuş? Sabrederek. Yunus nasıl Yunus olmuş? Sabrederek. Efendim bu yani evliya nasıl olunur? Sabrederek. Zaten olunur. İnsanlar sabrettiği evet. Sürece sonunda en büyük mükafatını o zaman alıyor. Hı hı. İnşallah biz de sabredenlerden oluruz. Evet. Allah'ın izniyle. Ve hesap ettiğimiz güzelliklere kavuşuruz. İnşallah. 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 Gerçekten hepimizin temennisi. Şeyda çok bekleme. Bir türkü daha okuyun istersen. Bizim programımız belki türkü programı ama bizim programımız sohbet programı. Ben TRT'nin genel müdürüne de şunu söylemiştim. O bana aramıştı. Aşık sana TRT'de program yaptıracağız. Efendim. Ben ona bir şey söylemiştim. Allah razı olsun. Buradan Nurettin Bay'a, Yaşar Toy'a, herkese, Ahmet Özer abime canı gönülden teşekkür ediyorum. Ahmet abi diyor ki bizim ofiste bütün sesler yarı dinlenir ama senin şeyde sen olduğun için herkes atıyor değil mi? Ahmet abi yönetim kurul başkanımız. Evet. Ben Ahmet abi Allah razı olsun bize bu imkanı sunmuş. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Yurt dışındaydı bilmiyorum geldi mi? Allah yolunu izni açık etsin. Şu anda ofiste de bizi dinliyorsalar, yengemgil dinliyorsa herkese selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Bize şöyle, yani ben Nurettin Bay'a işte herkese bunu söylemiştim. Sinan Bey de zaten öyle. Eğer TRT'ye bile gitsek, KonTV'deki bu düzeni bozmayacağız. İnşallah. Allah'ın çünkü bizim izniyle. Formatımız burada. Bizim için dünyanın en bibisi burası. Burada bir samimi bir hava var. Samimi niye? Bir hava var. Çünkü bizim dinleyicimiz evet. De öyle. Evet. Biz gerçekten bunun farkına da varıyoruz. Allah sizlerden de razı olsun. Cümlemize, şu var, cümlemize. Sanatı en iyi yapan insanlar geldiği zaman işin tadı, lezzeti bambaşka evet, oluyor. Evet. Evet sevgili Şeyda, senden bir türkü alalım. O zaman hemen şöyle bir şey var. Bizi Azerbaycan'dan dinleyen bir sürü Azerbaycan... güzel insan var. O yüzden istiyorum ki bugün nacizane ki belki programımızın içerisinde ilk kez bir Azeri türkü okuyacağım. Feride Hanım şu anda çok selamlarını gönderiyor. O zaman bu Şeydama da selam özellikle şeyle. Feride Hanım'a gelsin benden. Evet. Kabul buyururlarsa çok Allah. Mutlu ederler beni ve güzel bir... Bir kişi daha söyleyelim sevgili Şeyda. Tabii. Ayşe Bavova dinliyormuş. Selamlarımızı gönderiyoruz. Kamerana var. Allah razı olsun hemen şey yazmış. Zülfiye bacımız var orada. Evet hepsi. Hepsi dinliyor şu anda. Kelle Borçalı mıydı? Kudret. Bizim buraya gelenler aramızda. Kazımova dinliyor. Hepsini çok selamlarım. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz herkese. Buyurun. Küsüp incidi ayrılık yak kimim çekti yeridi gezdiği yerleri ot bası bindi gezdiği yerleri ot bası bindi o gidip kalmışam hasretin o gidip kalmışam hasretindeyim. Ne çename koşum ne cevdinlerim. Dost gidip özüme gelebilmirem.
sözüme gelebilmirem, ele bil ellerim yok olur benim, gözümün yaşını silebilmirem, gözümün yaşını silebilmirem, ele bil ellerim yok olur benim, gözümün yaşını silebilmirem, gözümün yaşını silebilmirem. Götür beni Muhammed'e, götür beni Muhammed'e. Sel oldu gözümde yaşlar, götür beni Muhammed'e, götür beni Muhammed'e. Sel oldu gözümde yaşlar, götür beni Muhammed'e, götür beni o canlara.
benim Muhammed'e, Resuluna, o Ekrem'e götür beni Muhammed'e, götür beni Muhammed'e. Sensin yüceler yücesi, sensin dilimin hecesi, sensin dilimin hecesi. Bugün de rahmet gecesi, götür beni Muhammed'e, götür beni Bozana'ya. Bugün de rahmet gecesi, götür beni Muhammed'e, götür beni Şah Merdana'ya. Yalvarırım yüce ve bire, hasreti gönlümden yara, hasreti gönlümden yara. Şefaatçi ol muhtara, götür beni Muhammed'e, götür beni ol Ekrem'e. Şefaatçi ol muhtara, götür beni Muhammed'e, götür beni ol Resul'e. Sevdana da yanmaz beden, onda gayrı ekme gideyim, götür beni Muhammed'e, götür beni Şah Merdana'ya. Sende gayrı ekme gideyim, götür beni Muhammed'e, götür beni Ocağına'ya. Aşık oldum güle, gayretlerim arzularla, götür beni Muhammed'e, götür beni Muhammed'e. Arzularım gayretle, götür beni Muhammed'e, Muhammed'e ol Resul'e. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum sevgili İsmail Aladağlı'ya. Çok güzel bir nazire yaptım. Bizim
şunu söylüyorum. Her yaşadığımız saniyede, dakikada, salisede bile Cenab-ı Hak bize yardım eylesin. Bütün inananlara, bütün insanlara, bütün inananlara yardım eylesin. Memleketimizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımı, askerimizi, güvenlik güçlerimizi korusun Rabbim. Amin, amin. Ve bu günlerin şefaatçisi, bu günlerin güneşi olan sevgili peygamberimizin de şefaatinden bizi ayırmasın. Şefaatine nail eylesin. Sevgili dostlarım, bir şey kendi şeyimden söyleyecektim veya söylemeden geçecektim ama evet, benim amcam Selim'in Başköy'den Ankara Atapark'ta oturuyordu. Ahmet Karaca vefat etti. Allah hakkın rahmetine kavuştu. İsmail Bey'in komşusuydu, evet. Demedik. Evet, Allah razı olsun. Önce Kemal amcama, Mehmet emme, Kemal Karaca'ya, Mehmet Karaca'ya ve bütün yakınlarını ben de başsağlığı diliyorum. Başköy'e başsağlığı diliyorum. Zeki Bey biraz önce aradı, biliyorum o başsağlığı için aradı. Ben de buradan Zeki Bey'e geçmişlerine rahmet diliyorum. Allah çok razı olsun. Sağ olun, var olun. Yavaş yavaş programımızı bitiriyoruz. Evet. Bugün bizi dinleme lütfünde bulunan bütün insanlara teşekkür ediyorum. Sevgili İsmail'a Allah razı olsun. İsmail Aladağlı geldi, bizim gönlümüzü hoş etti bugün. İyi ki de geldi gerçekten. Allah sizden de razı olsun. Burası bizim yerimiz. Her zaman bizim yerimiz. Aynen öyle. Belki yani böyle bir şey düşünüyoruz. Hep bir profil çizelim de hep beraber program yapalım. Yani bizim işimiz bu. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz bu işleri çok seviyoruz. Çünkü birlikte, beraberlikte bereket vardır. Evet. Buna bir kez daha bize bu fırsatı veren insanlara canı gönülden teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş bitirelim. Evet, son sözlerimizi alalım. O zaman ben veda edeyim. Evet. Efendim, bir hafta daha, bu hafta da yine bizleri yalnız bırakmanız için ben hepinize çok ama çok teşekkür ederken. Haftaya aynı gün ve yine aynı saat sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Evet, şu anda bir mesaj geldi. Saadet Yengegil de izliyormuş. Herkese buradan biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Herhalde misafir gelmiş, kızları gelmiş. Biz de kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili İsmail'im teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şey hatta edelim. Şöyle bir şey yapalım. Kağız mambarların bir kıtasıyla bitirelim. Tamam. Olur mu? Evet. Tamam. Allah'a ısmarladık efendim. Keşke bülbül olsaydım kağız mambarlarında. Muhabbete dalsaydım kağız mambarlarında. O sümbüllü çiçekler tütüye dallarında. O sümbüllü çiçekler tütüye dallarında. Hele gelin bir görün birkaç gün. Kağız mambarlarında ot sümbüllü çiçekler tütüye dallarında. Ot sümbüllü çiçekler tütüye dallarında. Aladaklı varsaydın tütüyümü görseydin. Aladaklı varsaydın sevdiğimi görseydin. Beraberce dursaydın kağız mambarlarında. O sümbüllü çiçekler.